Bugün bu salonda bulunan hemen herkesin hocası olan, hocaların hocası olarak bilinen sevgili İsmail Türk hocamıza Ülkeler Birliği tarafından hazırlanan Armağan kitabın tanıtım toplantısı için toplanmış. Şimdi bu tür toplantılarda genellikle dekanlara söz verilir, onlar da çok formal bir konuşma yapar. Hocanın özgeçmişinden bahseder, ne kadar emeği geçtiğini anlatır. Ama ben o yöntemi izlemeyeceğim. Çünkü ben İsmail hocanın öğrencisiydim. Hocam izin verirseniz biraz sizin öğrenciniz olarak, ufak ben dekan olarak değil ama sizin öğrenciniz olarak biraz sizden bahsetmek istiyorum. Eminim bu salonda bulunan herkese de benzer izler bırakmışsınız. Ben 1982 yılında bu fakülteye girdim. İsmail Hoca ile 3. sınıfta karşılaştım. Maliye politikası dersi veriyordu ve ders saat sabah 8.30'da idi. O zaman da sevgili hocamız SPK'nın da başkanıydı. Yeni kurulmuş, çok önemli bir kurumda başkanıydı ve ders 8.30'da. İstisnasız her derse 8.30'da girmişti hocam. Şimdi öğrencileri bilirsiniz, devam konusunda bazen saatten kaynaklanan tereddütler olur. Az giren gelen olur, geç gelen olur vesaire. Hoca her defasında dolu salon varmış gibi kürsüye çıkıp 227 numaralı sınıfta, hocam sınıfı da çok iyi hatırlıyorum, 227 numaralı sınıfta maliye politikası dersine. Ben biraz tipik mülkü inek öğrencilerinden birisi olduğum için erkenden gelip ön sıralarda yer kapan öğrencilerden biriyim. Hoca çok anlaşılır bir Türkçeyle, çok anlaşılır bir biçimde maliye politikasını bize bir dönem boyunca çok güzel anlattı. Tabii SPK'dan geliyor, öğrenciler hoca hakkında böyle bir takım yorumlar yapıyor falan. Çok derste öğrenciyle de doğrudan diyalog da kurmaz. Sınıfla kurar ama şanslarla çok ilişkisi yoktu. Bizden üstteki sınıflar anlatırdı. Derlerdi ki, aman İsmail Hoca'ya dikkat edin. O size bakmıyormuş gibi yapar ama herkesin nerede, nasıl oturduğunu bilir. Nasıl bileceklerdi. Örneklerini anlatırlardı. SPK'da mülakat sınavına giren mülki öğrencisine sen sınıfın sağ tarafında 3. sırada oturursun dediğimiz anlatılırdı. Bunu duyan öğrenci de hocanın varlığından haberdar olduğu için mutlu, sınav kazanmasından bağımsız olarak. Bu tür hikayelerinizi biz öğrenciler çok konuştuk. Ben çok mutluyum, çok da şanslı sayıyorum kendimi. Sizin gibi duayen bir hocanın öğrencisi olma fırsatına eriştim. Bu salonda bulunanların büyük çoğunluğu da aynı şansa sahip oldu. Hocam inşallah Allah size daha uzun ömürler verir. Sizler her zaman bizim hocalarımızın hocası olarak bize güç verirsiniz. Beraber oluruz. Sizi aramızda görmekten de büyük mutluluk duyarız. Ben konuşmamı burada sonlandıracağım. Çünkü çok kalabalık bir konuşmacı listesi var. Herkese de söz vermek istiyoruz bugün. Tekrar bu kitabın hazırlanmasına emeğe geçen başta sevgili Tuncay Ulusal hocamız olmak üzere Selim Soyler'in ve Dilek Gözükçü hocalarımıza teşekkür ediyorum. Eserleriyle katkı sağlayan, makaleleriyle katkı sağlayanlara teşekkür ediyorum ve tabii ki Ülkeler Birliği'ne böyle bir çalışmayı finanse ettiği için de ayrıca teşekkür ederim. Saygılar sunarım. Sevgili hocam, şimdi Ülkeler Birliği Genel Başkanı Doçent Doktor Sevilay Çelen hocamızı hocam mikrofonu kullanabilirsiniz. Değerli hocam, değerli hocalarım, sevgili meslektaşlarım. İsmail Türk'e Armağan kitabını sizlerle buluşturmaktan çok mutluyuz. Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Hocamızın fakültemize verdiği uzun yılların maliye bilimine, maliye politikalarına sadece fakültemiz açısından değil aslında Türkiye açısından yaptığı katkıya karşı bu çok küçük bir şükran ifadesi ancak sahiden hocalarımıza, bizi biz yapan hocalarımıza bizim teşekkür etmek için çok fazla bir yolumuz yok. Armağan kitap geleneği de bu yollardan biri. Bir yandan bir vefa geleneği olduğu için de ben çok önemsiyorum. Ama dediğim gibi bu katkının gerçekten de yeter bir yolu yok. Ancak çok küçük bir şey. Yalçın Hocam konuşurken de biraz haksızlık gibi hissettim. Hakikaten Ülkeler Birliği yayınladığı demek bile bana fazla geldi. Çünkü Armağan kitap aslında bizim fakültemizle birlikte yaptığımız bir şey.
bizim katkımız o kadar. Bu geleneği sürdürmek adına tabii ki mülkiler birim kurumsal olarak desteği çok değerli. Ama her zaman asıl katkı, asıl gayret fakültemizde ortaya çıkıyor. Burada da öyle oldu. Tuncer hocamızın, Dilek hocamızın, Sayın Selim Soydemir'in katkıları yanında bizimki ancak bir örgütleme çabası oldu. Ama bunu bir gelenek olarak çok önemsiyoruz. Bu bizim 11. kitabımız. Ve Mülkiyeliler Birliği olarak yeni kitaplarla hocalarımıza teşekkür etme fırsatı kazanmak istiyoruz. Bunu da burada söylemiş olayım. Bu kitap için ayrıca önceki dönem Mülkiyeliler Birliği Genel Başkanı'na teşekkür etmek isterim. Çünkü bizden önce sevgili hocamıza böyle bir kitap hazırlama kararını onlar almıştı. Bunu okuyucuyla buluşturmak bize nasip oldu. Çok mutluyuz bu yüzden de. Sizlere de katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Efendim SPK Başkanı Vahdettin Ertaş maalesef mazeret sebebiyle aramızda olamadı. Selamlarını gönderdi. Onun yerine kendi adına konuşmak üzere Doktor Selim Soydemir. Sevgili hocam, sevgili hocalarım. Şimdi başkanımız Vahdettin Ertaş maalesef Orta Asya Cumhuriyetlerinde Cumhurbaşkanı'yla beraber gelemedi. Çok istemesine rağmen gelemedi. Burada bir teşekkür, hem hocamıza teşekkür konuşmasını yapmak üzere bana görev verdi. Ben de o yüzden kendisi adına kısa bir şekilde hem bir geçmişten kısa bir özetle İsmail hocama ve kurul adına teşekkür etmek istiyorum. 1981 yılında çıkarılan Sermaye Piyasası Kanunu ile sermaye piyasalarını düzenleyerek çerçeve kanun altını dolduracak ve kanunun verdiği görevleri yerine getirecek bağımsız idare otorite olarak kurulan Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilk başkanı İsmail Türk oldu. İsmail Türk hocamız bu üstlendiği ağır işin üstesinden kolaylıkla geldi. Hocamız hem kurulun hem de teşkilatın başı olarak bir yandan bir teşkilat kurmak, bir yandan da piyasaların güven ve istikrar içinde çalışmasını ortamını hazırlamak zorundaydı. 24 Ocak kararları olarak bilinen ekonomik istikrar programını getirdiği şekilde gelişmeye ve serpilmeye başlamış olan özel sektörün bankacılık dışında yeni finansman kaynakları bulmasının yollarını açmak, bunun ortamını ve düzenlemelerini yapmak durumundaydı. Üstelik de bir yandan yaşanan enflasyon ve diğer yandan da kurulmaz gelen banker krizi kurula ve İsmail hocamızın önüne aşılması bir hayli güç engeller çıkarmıştı. İsmail hoca ve kurul hem yeni düzenlemelerle bu ortamı hazırlamaya hem de banker kriziyle yatırımcının sarsılan güvenini tekrar oluşturmaya çalışıyordu. İsmail hoca başkanlığındaki kurulun bir başka görevi de birincil piyasalarda satılan menkul kıymetlerin ikinci elini yani likiditesini hazırlayacak bir borsayı oluşturmak. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası da bu süreçte oluşturuldu. Yerli ve yabancı uzmanların katıldığı ve yetkililerin katılımıyla oluşturulan konferanslar ve sempozyumlarda borsanın altyapısı hazırlandı ve bugün dünya çapında önemli bir yere gelmiş olan borsa yeniden Osmanlı'dan sonra yeniden kuruldu. İMKB'nin altyapısının hazırlanmasında kullanılan yöntem diğer düzenlemelerde de uyguladı kurul. Her yıl yapılan sempozyum ve konferanslarla hem yabancı hem de yerli uzmanların birikimlerinden yararlanıldı. İsmail Hoca'nın akademik kimliği bize bu konuda çok ciddi yol gösterdi. İsmail Hoca'nın başkanlık yaptığı yılların bir başka özelliği ise Sermaye Piyasası Kurulu'nun yeni kurulmasından dolayı bir yandan farklı kurumlardan gelen ve o güne kadar farklı misyonlarla yetişmiş personel arasındaki uyumun sağlanması, öte yandan da kurulun geleceği için bir parçası olmaktan onur duyduğum uzman kadrosunun oluşturulup geliştirilmesiydi. İsmail Hoca, kurumsal anlamda her iki işi sakin ve akademik kimliğiyle çok başarılı bir şekilde yönetti ve bugünkü piyasanın ve kurulun temellerini sağlam bir şekilde attı.
1997 yılında kurulmuş tarafından çıkarılan İsmail Türk'e armağandan sonra Mülkiyeler Birliği'nin bu kıymetli girişimini kutluyor. İsmail Hoca'ya, kurulumuzun ilk üyelerine, ilk görevlilerine, emeği geçen tüm büyüklerimize teşekkürlerimi huzurlarınızda arz ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yani ben biraz önce sevgili Berna hocamızı çağırmayı biraz heyecandan atlamışım. Hocam kusura bakmayın. Şimdi Maliye Bölüm Başkanı Profesör Doktor Berna Kocaman'ı kürsüye davet ediyorum. Rica ederim hocam. Niçin öyle söylüyorsunuz? Değerli İsmail Türk hocam, değerli hanımefendi ve bütün değerli hocalarım, hocamız olmayan konuklarımız. Hoş geldiniz efendim. Bu vesileyle burada bulunmaktan büyük bir onur duyuyorum. Ne yazık ki mülkiye mezunu olmadığım için değerli hocamın öğrencisi olma şans ve onuruna erişemedim. Fakat 16 yıldır kamu maliyesi dersini hocamızın kitabının ışığında okutuyorum değerli öğrencilerimize. Hepsi benim şahsımda hocamızın ellerinden öper, ona sonsuz minnet, saygı ve şükranlarını sunar. Bu güzel Türkçeniz için, o öğrenciye olan sevginizi her satırda gösterdiğiniz kitaplarınız için tekrar teşekkür ederim efendim. Bölümüm arkadaşlarım adına hocamıza teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Efendim şimdi kitabın editörlerinden ve fakültemiz Maliye Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Dilek Özgür Çubukçu hocamız. Sevgili hocam, Profesör Doktor İsmail Türk ve değerli eşi Muazzez Türk, saygıdeğer hocalarım, değerli meslektaşlarım ve arkadaşlarım ve çok değerli misafirlerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Bugün değerli hocamız için hazırlanmış olan Armağan kitabı hocamıza sizlerin önünde takdim etmek istedik. Hepiniz lütfedip bugün bizi paylaştığınız için, bizimle birlikte olduğunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum öncelikle. Biz fakültemizin maliye bölümü öğretim üyeleri ve elemanları için bugünün özel bir anlam ve önem taşıdığını söylemeliyim. Çünkü yarım asrı aşan bir süre bölümümüze düşünceleriyle, yazılarıyla, verdiği derslerle, idari görevlerle çok büyük emekler vermiş olan hocamızın huzurunda bugüne gelebilmek, kendisine bir armağan kitap takdim edebilmek bizim için çok sembolik ama son derece büyük bir öneme sahip. Hocamız eğitim ve akademik hayatının tamamında üstün başarılar göstermiştir. Özellikle maliye alanında yaptığı katkılar son derece önemlidir. Yazmış olduğu kitaplar ki sadece iki tanesini söyleyecek olsam, maliye politikası ve kamu maliyesi, pek çok kez yaptığı baskılarla günümüzde referans kitap olma niteliği taşımaktadır. Bütün pek çok üniversitede ders kitabı olarak okutulmakta olan kitap onlarca baskı yapmış, her türlü sınavda referans kitap olarak kullanılmış, hemen hemen bütün maliye tezlerinde, yüksek lisans ve doktora tezlerinde atıflar almış bir kitaptır. Hiçbir maliye tezi yoktur ki kamu maliyesi kitabına ya da maliye politikası kitabına İsmail hocamızın eserlerine atıf yapılmamış olsun. Öyle ki çok aşina olduk artık hocamızın aldığı atıfları tarzından, kullandığı kelimelerden henüz dipnotlarına bakmadan tanıyabilir duruma geldik öğrencilerimizden. Dolayısıyla son derece önemli kitaplar olduğunu söylemeliyim maliye alanı için. Hocamızın eserleriyle sağladığı akademik katkılarına ek olarak mülkiyede pek çok kez jenerasyonlar yetiştirdiğini bu kitapların hocalarımızın hocası olduğunu, hatta belki bilmiyorum bu çok abartmış olmayayım, hocalarımızın hocalarının hocası olduğunu söyleyebiliriz. Öğrencilik ve asistanlık yıllarımın tamamını, yaklaşık 25 yıllık bir dönemi kapsıyor. Tamamında tanıdığım İsmail hocamı size şahıs sıfatıyla da bir iki kelimeyle anlatmak isterim eğer çok fazla vaktinizi almayacaksam. Hocam son derece iyi bir dinleyicidir. Her zaman, her konuda şahsi ya da mesleki, akademik
her konuda kapısını çalabildiğimiz, büyük bir dikkatle sizi de dinleyen birisi olmuştur. Her zaman sorunlarımızı dinleyip bize en akılcı çözümleri sunma başarısı göstermiştir. Olaylara birkaç adım geriden bakabilme yeteneğiyle her zaman soğukkanlı ve doğru cevapları kendisinden alabilmemizi sağlamıştır. Eleştirileri ki bazen aksi gerekse bile her zaman çok yapıcı olmuştur. En nazik dilde anlatılmıştır, yapılmıştır bize. Hiçbir zaman olumsuz eleştiriler kendisinden gelmemiştir. Yıkıcı olmamıştır. Hep olumlu eleştiriler yapmıştır. Ve hocamızı tanıdığım bütün bu süre boyunca ki bu da az bir süre değil, 25 yıl. Hiçbir zaman kendisini kızgın görmediğini söylemek isterim. Hiçbir zaman öfkeli, kızgın bir İsmail Hoca ile karşılaşmadım ben. Hiçbir zaman sesini yükseltmemiştir kimseye. Ve bu özellikleriyle akademisyen kimliğinin yanı sıra insani olarak da çok büyük bir örnektir benim için. Hocamla ilgili olarak aklımın köşesinde tuttuğum ve kendisinin sık sık dile getirdiği bir cümle vardır. Onu sizinle paylaşmak isterim. Hocam der ki hep, ben yaptığım işi ve öğrencilerimi hep çok sevdim. Sanırım bizler öğrencileri, asistanları olarak bunun en yakın tanıklarıyız diye düşünüyorum. Çünkü her anında biz bizi sevdiğimizi hep hissettik. Çalışkanlığımızla, azminizle, bitmek bilmeyen enerjinizle başarılarınızın en önemli sırrının bu özellik yani mesleğinize, işinize gösterdiğiniz sevgi olduğunu düşünüyorum. Hocama katkıları için akademik olarak ama onun dışında şahsen bana sağladığı katkıları için teşekkür etmek istiyorum. Yaklaşık 2,5 yıllık bir süreç içinde hazırlandı önümüzdeki armağan. Bu armağan çalışması için de birkaç teşekkür etmek isterim. Eğer vaktinizi çok çalmış olmuyor isem. Bir ekip çalışması olarak görüyorsunuz armağanı ama bu aslında çok doğru değil. Çünkü fikri mimarımız var Tuncay Hocam. Sadece fikri mimar olmakla kalmayıp her aşamada çok büyük destekler sağladı. Hocam süreçte çok öğretici de oldunuz. Ben öğrenciniz olmamıştım ama şimdi oldum. Çok teşekkür ediyorum size. Öte yandan işin esaslı yükünü üstlenen birisi daha var aramızda. Doktor Selim Soy demiş. Son zamanlarda özellikle matbaadan çıkmayacak kadar uzun süreli vaktini harcadı. Çok büyük bir titizlikle çalıştı. Dolayısıyla işin esaslı bir yükünü o üstlendi de diye düşünüyorum. Ayrıca ona teşekkür ediyorum. Armağan basmayı isteyen Mükeller Birliği'ne başkanı şahsında özellikle teşekkür ediyorum. Bizim için önemli bir aşamaydı kitabı armağanı bastırabilmek. Bu açıdan yükümüzü hafifletti sevgili hocam. Teşekkür ediyorum size. Ayrıca sadece basmakla kalmayıp fikrenlerimizi destekledi, önerileriyle destekledi. Bunun için de sevgili hocama teşekkürler. Tabii ki toplantımızı düzenleyen Sayın Dekanımıza, Profesör Doktor Yalçın Karatepe'ye de katkıları için çok teşekkür ediyorum. Sizin sayenizde bugün burada hep beraber olabildik. Ve son olarak Muazzez Hanım'a bir teşekkürüm de. Muazzez Hanım'ı özellikle son zamanlarda epey rahatsız ettik çünkü. Ama her zaman sık sık yaptığımız ziyaretlerde çok büyük bir güler yüzle ve büyük bir nezaketle bizi ağırladı. İsteklerimizi yanıtladı, çok destekledi fikren ve emekleriyle. Dolayısıyla size de çok çok teşekkürler ediyoruz. Saygılar sunuyorum. Teşekkürler Dilek Hocam. Tabii Dilek Hoca bitirken Muazzez Hanım'la bitirdiği için ben hocamızın akademik yönüne ilişkin öğrencilerinden, meslektaşlarından, okuldan
birileri bir şeyler söyledi ama bir de lütfederseniz hanımefendi siz de sözü vermek istiyorum. Çünkü biz İsmail Hoca sizin ailenizin bizlerinden görünen yüzüydü ama asıl kahraman siz olduğunuzu da biliyoruz. Onun için lütfeder birkaç şey söylerseniz mutlu. Oradan da konuşabilirsiniz. Mikrofonumuz çalışıyor. Siz nasıl buradan da konuşabilirsiniz. Nasıl uygun görürseniz. Herhalde sesim yeter. Mikrofonumuz çalışıyor. Açık var. Baş. Evet. Biraz yaklaşık. Okumak istiyorum çünkü diğer konuşmacılar gibi böyle seçkin bir toplulukta ticaret konuşmaya alışkın değilim. Sayın Dekan, Sayın Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı Temsilcisi, Sayın Müdürler Birliği Başkanı, eşimin çok değerli meslektaşları, öğrencileri ve dostlarımız. Bugün burada çok meşakkatli ama mutlu da geçen uzun meslek yıllarını geride bırakmış eşim İsmail Türk adına hazırlanan Armağan kitabının verildiği vergi olanağı değerlendirmek üzere toplandık. Ne mutlu buna, bana ve ailemize. İzninizle bugün burada size onun özgeçmişinden biraz bahsetmek istiyorum. Eşim İsmail Türk, 1927 yılında 2 Şubat günü resmi kayıtlara göre 1928 yılı Manisa ilinde Kula ilçesinde ticaretle iştigal eder. Tüccar bir babanın ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Bu yılları takip eden 1929 buhranı Türkiye'ye sıçraması nedeniyle işlerinin büyük aksaklıklara uğraması sonucu hastalanan babanın erken yaşta vefatı ile aile zor durumda kalarak dedelerinin gayreti sayesinde hayatta kalmaya başarmıştır. Eğitim hayatı bu zor koşullarda başlayan eşimin okuma azmi o kadar güçlüydü ki çok başarılı bir öğrenci olarak parasız yatılı ve o günkü deyimiyle Leyli Mecali imtihanları kazanarak Galatasaray Lisesi'nde daha sonra da burslu olarak okuma hakkını kazandığı Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. Bu mümtaz yuvada eğitimini tamamladıktan sonra birincilikle imtihan kazanarak Dışişleri Bakanlığı'na girdi. Ancak 6 ay kadar çalıştığı bakanlıktan ayrılarak askerlik dönüşü fakültemizin maliye bölümünde asistanlığa başladı. Tekrar dünyaya gelsem, yine aynı hayatı ve hocalığı tercih ederim dediği, çok sevdiği ve emek verdiği mesleğine adım atmış oldum. Arkadaşlarını, hocalarını, öğrencilerini ve öğretmeyi ve öğrenmeyi sevdi. Öğrencileri ve arkadaşları ve ilişkileri, öğrenci ve arkadaşları ile ilişkileri o kadar içten ve yakındı ki onları özel hayatlarındaki sorunlarına kadar ilgilenip çözüm bulmaya çalışmıştır. Daha sonraki yıllarda Devlet Planlama Teşkilatı'nın Eskişehir İktisadi Ticari İlimler Akademisi'nin kuruluş yıllarında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde Ordu Yardımcılığı'nın kuruluşunda, kurumda ve iştiraklerinde, Sermaye Piyasası'nın kurulu ve İstanbul Borsası'nın kuruluş ve gelişmesinde çok değerli arkadaşlarımla birlikte hizmet vermeye çalıştı. Öğrenimin, hocaların, arkadaşlarım, asistanlarım, öğrencilerim birlikte oluşturduğu samimi bir ortamda teşekkür ederim. Gelişeceği bilince onanan mı gelen olmuştur.
hizmet verdiği diğer kuruluşlarda da aynı ilkelerle sevgi, saygı dolu olarak daima çalışanlara ve meslek arkadaşlarını anlamaya, öğrenene kadar onlardan da öğrenmeye dayanan ilişkilerin en önemli etken olduğuna inanmıştır. Herhalde bu kadar müddetli, üretken ve çalışkan olduğunu söylediğim eşinin özel hayatını da merak ediyorsunuz. Bu insan evinin kapısından içeri girdiği andan itibaren bizim kuşağımızın pek çok erkeğin doğduğu gibi sadece hizmet bekleyen birine dönüşmüştür. Ve bu nedenle de benim erken emekli olmama sebep oldu. Hatta kızımız küçükken beni izlediğiniz zaman ev işlerine yardım istesem babam hiçbir şey yapmıyor. Önce o yapsın sonra ben cevabını almışım. Evde iki çocuğu vardır gibi bir durumla çoğu zaman karşılaştım. Herhalde babamın erken kaybından sonra evde büyük erkek evlat olarak babam ikiliği görevi verildiğinden olsa gerek bu konularda pek de becerikli bir insan sayılmaz. Şimdi bugün burada eşime, ailemize büyük bir onur kaynağı olan bu değerli işlerin hazırlanmasında, basılıp dağılmasında çok büyük emek ve katkıları bulunan başta Sayın Dekanımız, Mükemmel Birliği'nin bu ülke eski başkanları ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı olmak üzere editörlüğünü yapan özel hayatlarındaki sorunlarına rağmen büyük bir özveriyle eserin tamamlamasını sağlayan eşimin çok değerli meslek arkadaşları Profesör Tuncay Kubutay, Selim Soydemir ve Nurten Dilek Özgür Çubukçu olmak üzere tüm emeği geçen değerli eserlerine katkıda bulunan 23 katılımcıya eşim, kendim, kızım, damadım ve torunlarım adına en yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Ve biliyorum ki bu eser ailemiz için ömür boyunca onur ve iftihar vesilesi olacaktır. Bu güzel geleneğin en az eşim kadar değerli diğer meslek arkadaşları için de devam edeceğine inanıyor ve biliyorum. Tüm bilgililer, araştırmacı ve öğrenciler için çok kıymetli bir kaynak olacak olan bu güzel esere emek veren bu saygın kişiler saygı ve sevgiyle anılmaya hak kazanmışlardır. Hepsine tekrar huzurunuzda eşim adına en içten saygı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Ya, herkes gibi Sayın Dekan'a, Mülkiyetler Birliği Başkanı'na, Sermaye Kurulu Başkanı'na sizlere teşekkürlerimi başlamak istiyorum. Beni çok mutlu eden bu olaydan dolayı da Sayın İsmail abime ve Sayın Muazzez Hanım'a şükranlarımı sunuyorum. Bu bana çok büyük mutluluk veriyor burada bulunmak. Burası çünkü bizim profesörler odamızdı. Profesörler kuruluydu.
o kurulda ömrümüzün en güzel yılları, bazen zorlu olan en güzel yılları geçti. Şu Hakan'ın oturduğu yerin yanında hanımefendilerin yerinde oturuyordu genellikle. Gün hatırıma geldi. Tabii bu salon, o eski salondan çok daha lüks, çok daha donanımlı. Fakat bence çok daha önemli şeyi, önemli özelliği Atatürk, Türk Bayrağı ve Mülkiyetler Birliği Bayrağı. O bizim ortak gurur kaynağımızdır. Bu nedenlerle burada konuşmaktan büyük onur ve zevk duyuyorum. Önce onu belirtmek istiyorum. Ben fakülteye 1953 yılında girdim öğrenci olarak. Sanıyorum İsmail abim de aynı yıl asistan olarak fakülteye girmişti. Yani benden birkaç yıl daha eskidir. 4 yıl sayılırsa demek 4 yıl, 5 yıl, 4-5 yıl sonra ben de asistan oldum ve kendisiyle birlikte bir grup oluşturduk. Biraz hatırattan bahsetmekte sakınca yoksa, bizim bütün günümüz, Necdet de çok iyi hatırlar, bütün günümüz fakültede geçerdi. Spor salonunun yanındaki odalarda kalırdık. O odalar bir tamirat geçirmiştir ama şimdi hali bile o eski halini gösterir. Yani şimdi hali de pek parlatık değildi. Bu tamirat görmüş haliyse eskisini siz tahayyül edersiniz herhalde. Pencereleri aşağı yukarı tavandan odalar. Bir de bizim spor salonu Ankara'da nadir spor salonlarından biriydi. Maçlar orada yapılırdı. Ben milli maçı seyretmedim ama ordular arası basketbol maçını seyrettiğimi hatırlıyorum. Sanıyorum İsmail abim de Necdet de maçlardan sonra orada nasıl uyuduğumuzu hatırlarlar. Sonra oradaki üstad Ali Rıza Efendi'yi de saygıyla, rahmetle anmak istiyorum. Oranın oraya bakan hizmetliydi. Hepimizin değerli abisiydi. Ve onun kadar saygın az insan gördüm. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Ve bunu her yerde zikretmekten de hep mutluluk duydum. Ali Rıza Efendi derlerdi ki o zamanki milli basketbolcularla yarışa girer ve çoğu zaman onları da geçerdi. Biraz hatırat anlatıyorum. İnşallah sizi sıkmıyorum. Çok güzel günler geçirildi. Burada maliye kürsüsü hakkında da kısa bir şey söylemek istiyorum. Bizim maliye enstitümüz şu tam karşıdaki yere gelir. Fakülte bildiğiniz gibi 1960'ların başında büyük bir tamirattan geçti. O tamirattan önce biz o büyük maliye enstitüsünde otururduk. İktisatçılar, maliyeciler hep orada otururduk. Ve oranın başkanı, maliye enstitüsünün başkanı Fadıl Hakkı Sur'du. Şu gözlüklü beyefendi. Onu saygıyla anmak istiyorum. Çok değerli bir adamdı. Biz genç asistanlar ona imparatorumuz derdi. Ama çok onurlu bir adamdı. Çok değerli bir adamdı. Eğer hafızam beni yanıltmıyorsa Merkez Bankası'ndaki iktisadi araştırma birimini kuran kişi de odur. Yani şimdi devam eden ve değerli çalışmalar yapan Merkez Bankası'nın iktisadi araştırma kurumunun kurucusu odur. Yanılıyor muyum? Bence doğru değil mi? Ondan sonra dekanımız olan yine maliye kürsüsünün başkanı Bedir Gürsoy'du. O dekanımızdı. Yavuz Abadan'dan sonra, ondan sonra değil mi, hafızamız biraz yanıltıyor. Yavuz Abadan'dan sonra dekanlık görevine gelen Bedir Gürsoy hocamızdı. O ikisini de büyük saygıyla ve onurla
anmak istiyorum. Hakikaten değerli insanlardı. Bir şeyini daima vurguladım. Bütün toplantılarda, bütün arkadaşlarımla konuşmalarımda bilim hocalarımın en büyük özellikleri ve bizim yetişmemizde en büyük katkıları şöyle derlerdi. Siz bizi muhakkak aşacaksınız. Bizi aşmadığınız takdirde görevinizi yapmamış olursunuz. Bunu demek herkese nasip olan bir yücelik değildir. Bu şey sayesinde bizim fakültemizin çok büyük ivme kazandığını düşünüyorum. Ve bunu büyük bir şükranla anmak istiyorum. Bu vesileyle hocaların hocası deniyor. Bunu çok yerde işitiyorum. Şimdi de dendi. Bana da deniyor. Ya insan ihtiyarlayınca hocaların hocası oluyor. Bundan daha güzel bir şey bulmak lazım. Yani yaştan biraz bağımsız olsa diye düşünüyorum. Neyse, onu bir arada söylemiş oluyorum. 1953 yılında dediğim gibi fakülteye girdim. Çok mutlu yıllar yaşadım. İsmail abimle, diğer abisi asistan arkadaşlarımla birlikte çok güzel günler yaşadık. Necdet başta. Maliye kürsüsünde şimdi aramızda olan iki asistanımızı da, o zamanki asistanı, yani aşağı yukarı benim yaştaşlarımı, Özhan Ulu Atam'ı ve Korkut Burak Atam'ı ve Korkut da özellikle zikretmek istiyorum. Doğru değil mi? Yanlış değil mi? Maliye asistanı olarak girdiniz. Özhan Ulu Atam da öyledir. Onlara da, onlardan öğrendiklerim için de kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Maliye kürsüsünün bu değerli insanlarını anmak benim için bir onur oldu. Tabii İsmail abimin değerini bütün arkadaşlar gibi ben de kitaplarda da biraz da onu kıskanarak 23. baskısını yapmış bir insana duyduğum kıskançlıkla da ifade etmek istiyorum. Ben ikinci baskısını yapamadım hiçbir gün. Onun için büyük onur duygusuyla kendisine saygılarımı sunuyorum. Bir iki noktayı da belirterek devam etmek istiyorum. Birincisi, bu özellikle bu armağanı hazırlarken gözlemek fırsatını bulduğum ve büyük kıvanç duyduğum bir olayı belirtmek istiyorum. O da Muazzez Hanım'da gördüğüm büyük ve çok güçlü bir kişilik. Ona hayran oldum. O hayranlığımı her yerde söylüyorum. Burada da yinelemek istiyorum. Konuşması da zaten onu gösteren çok değerli bir çalışmadır. Bunu söylerken bir şeye de özellikle değinmek istiyorum. Ben fakülteye girdiğim zaman, İsmail abim de onun zamanında da zannediyorum, fakültemizde kız öğrenci sayısı 10-15'i geçmezdi. Yanlışsa doğrula beni Erhan. 10-15 kişi civarındaydı. Ülker Hanım bunu çok iyi bilir, Muazzez Hanım da bilir. 10-15 kişiydi. En kalabalık bizim sınıftı kız öğrenci olmak konusunda. Şimdi zannediyorum yarıdan fazlası hanımdır. Bu Türkiye'nin bu sürede gerçekleşmiş olduğu çok önemli, çok büyük gelişmelerden biridir. Hepimizin onur ve iftihar duyacağımız bir olay. O nedenle bunu vurgulamak istedim. Ayrıca şunu da vurgulamak istiyorum. Evlilik, evliliğin temeli bir şeydir. Bunun çeşitli şeyleri teoride vardır. Evlilik nedir diye. Çoğunu gördüm bilmem ekonomi falan derdi. Bazı özellikleri de vardı. Fakat bence esası son zamanda yaşadığım bir olay dolayısıyla çok daha iyi bilincine vardığım gibi bir paylaşım şeklidir. Ortaklığın ötesinde bir paylaşım şeklidir. Ve kutsal bir kuruluştur. Bu yönüyle evlilik. Bu evliliğin gösterdiği en önemli şeylerden biri de medeni kanunda yansımasını bulunan ve bence gene Türkiye'nin en büyük bir gelişmesini gösteren
son zamanlardaki o medeni kanuna konulan ortak mülkiyet hakkıdır. Yani edinilmiş olan bütün mülkler ortak mülktür. Ben bunu mülkler bakımından o kadar önemli bulmuyorum. Ama bilimsel yaşam bakımından son derece önemlidir. Yani bizim ürettiğimiz, benim İsmail abimin ürettiği, Necdet'in ürettiği, Korkut'un ürettiği ve Bilsay'ın ürettiği şeyler, diğer arkadaşlarımıza sayabilirim, bizden ziyade eşimizle birlikte oluşturduğumuz bir sonuçtur. Bunun en güzel örneğini de Muazzez Hanım'la İsmail abimin uzun evlilik dönemi olarak zikretmek istiyorum. İki konu daha söyleyeceğim. Bir tanesi sermaye piyasası kurulunda İsmail abimin büyük bir katkısı olduğunu herkes biliyor. Ben o kadar bilmiyordum. Sermaye piyasası kurulunun kütüphanesine giderim ben. Arkadaşlar biliyorlar. Her hafta aşağı yukarı giderim. Bir orada gördüğüm bir olayı belirtmek istiyorum. Bizim halkımızın okuyan insana büyük sempatisi, sevgisi vardır. Okumamış olsalar o güvenlik görevlileri beni gördükleri zaman adeta mutlu oluyorlar. Bu yaşlı adam okumaya geliyor falan diyorlar yani. Bayağı bakıyorum, gözlerinde sevinç taşıyor. Bu beni çok mutlu ediyor. Onu zikretmek istedim. Büyük bir olay tabii. Ve orada gördüğüm İsmail abime karşı olan büyük saygıyla başka bir yerde pek görmedim. Herkes aşağı yukarı İsmail abimin bu sermaye piyasası kuruluşundaki büyük katkısını büyük bir şükranla anıyor. Burada özellikle İsmail abimin o dönemde, o kuruluş esnasında yaşadıkları güçlükleri anımsamak ve anımsatmak istiyorum. Büyük şeyler başarmıştır. Fakat o büyük şeylerin başarısında da büyük güçlüklerle, hatta sağlık sorunlarıyla karşı karşıya gelmiştir. Bunu da belirtmek istiyorum. Yani o büyük eseri bugün büyük gelişmesiyle ortaya konan bu büyük eseri başarmada İsmail abimin büyük bilimsel katkısının, değerli düzenleme yeteneğinin yanında kendi sağlığından yaptığı fedakarlığın da büyük katkısı olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum. Son olarak beceriksizliği konusuna ben de değinmek istiyorum. Bilemiyorum İsmail abim mi daha beceriksizdir, ben mi? Onu bilemiyorum. Ama herhalde yarışırız birbirimizle. Ben de onun gibi geleneksel bir Türk erkeğim. Mutfağa girdiği zaman mutfaktan kovulan, erkek çocuğu mutfağa girmez derler, bir toplumda yetiştik. Onun rahatlığını da ömrümüz boyunca istemiyor. Bu maalesef olan bir olaydır. Dilerim bizden sonraki kuşaklar aynı rahatlığa sahip değiller. Erkek çocuklar için söylüyorum. Dileyerek tabii kendi cinsiyetimi de biraz ihanet ediyorum. Efendim, olsun. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bu kıymetli eserin hazırlanmasında önemli katkıyı sağlayan makale sahiplerine kitap takdim var değil mi? Dedim hocam. Evet. Sizi buraya davet edeyim ben. Hocamız tarafından imzalandı bildiğim kadarıyla kitaplar. Şimdi isimleriniz okunacak, onları size takdim edecekler. Sizin meclisiniz. Zaten hocam da başlayacaktım. ben avramışım. Ben artık şimdi teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Komşu fakültemiz dedi Tuncer Hocam. Hayri Hocam. Din Tarih Coğrafya Fakültesi'nde hocamız. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.
Öz Hocam Maliye bölümümüzden. Abuzer Hoca gelemedi. Nami Hocam, çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sabah hocamız. Nurettin Bilinci hocam. Çok teşekkür ederim. Özlem Albayrak hocam. Begüm Dilemre Öden hocam, onu siz beraberdiniz, iki tane hocam imzaladı ikinize. Eda Özdilek Küçük hocam, o tamam. O zaman hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Cenkel Göker hocam. Oğuz Altun, sermaye piyasası. Bahşayiş Fırat Oğlu Temir, sermaye piyasası. İnci Elgin, sermaye piyasası. Ve son gelemeyen arkadaşlarımız da var ama gelen en son sermaye piyasası kurulu arkadaşımız Yener Coşkun. Son olarak iki tane özel bu çalışmaya katkılarından dolayı bir Sevilay Çelenk hocama bir kitabımız var, takdim edeceğiz. Ve tabii ki ev sahibimiz, hocamız, dekanımız Yalçın Karadeniz hocamız. Çok teşekkür ederim. Kitabınızı sahip olduk. Hocam bir salona söz verelim isterseniz. Şimdi dikkat ederseniz biz zamanımızı oldukça ekonomik kullandık ki salona söz verebilelim diye. Söz almak isteyen varsa hocamız hakkında birkaç şey söylemek isteyen mikrofona yerlerine dolaştırabiliriz. Korku hocam siz elinizi kaldırıyorsunuz galiba. Sonra bir sev hocam vardı. Benim, ben de kaldırmamıştım ama... Ben yanlış gördüm herhalde. Şimdi... Efendim, ben fakülteye dıştan transfer olan, hukuktan transfer olan, yani dönme olduğum için anatik mülkiyeli olanlardan biriyim. Tuncer'in söylediği gibi maliye kürsüne girdim. Orada iki şey söyleyeyim. Bir kere kürsüye girmeme
sınav sonunda alındı. Beni hiç tanımayan Bedri Gürsoy hiç mülkiyetçilik ayrımı yapmadı ve aldı. Bedri Gürsoy hocamız ayrım yapmadan aldı. Aslında İsmail abi olmasaydı Türkiye'ye sonradan herhalde uyum sağlayacaktım ama biraz gecikecekti. Çünkü Bedri Gürsoy buradaki eski mülkiyelerin bildiği gibi öyle tipik bir müteşahit öğretim üyelerinden değildi. O yatakhaneyi gezip uyuyanları değil mi Tuncer? Kaldıran, uyandıran türden bir hocaydı. Ve o ağırlığı nedeniyle Bereket İsmail abi vardı. Bizi mülkiyeye yumuşak uyum sağlamaya çok önemli katkı yaptı. Tuncer'in söylediği gibi karşıdaki enstitüde otururduk. İsmail abinin içeride bir küçük odası vardı. Bir de unutulmaz İffet Hanım vardı. Oranın sekreteri. İsmail abi bize bu fakültede hiyerarşinin olmadığını, herkesin aslında eşit olduğunu öğreten kişi oldu bana. Burada şunu da söyleyeyim ve samimi kanaatimdir. İktisat hocaları, ki maliyeyi de sayıyoruz tabii. Eski kuşak iktisatla modern iktisata, yani Keynes sonrası iktisada geçiş sağlayan hocalar vardır. Maliye'de bunu sağlayan bana göre İsmail abidir. İsmail abinin maliye politikası kitabı ve çalışması aslında bugün onun yaklaşımının önemi bugün daha iyi anlaşıldı. Maliye politikasının Türkiye'ye aktaran modern anlayışın öncülerindendir İsmail abi. O benim için de bir şans oldu. Modern iktisadı İsmail Türk'ün perspektifiyle maliyeye taşıyan yaklaşıma beni ulaştırdı. Ülkeye maliye kürsüsünde girdim ama Necdet'in kürsüsünden çıktık. Sonradan transfer olduk. O hikaye şimdi şeyimiz değil, konumuz değil. Ama sevgili İsmail abiye şükranlarımı, sevgimi bir kere daha aktarayım. Uzun yıllar aynı kürsüdür bizim için önemli olan. Biz bölüm bölüm tanımadık yani. Hala kürsü diye konuşuruz. Bizim kürsümüzde hiçbir aramızda tatsızlık, gerilim olmadan bu kurumun içinden geçtik, emekli olduk, ayrıldık. Üstelik çoğu zaman da şu kurulda Tuncer'in ve başkalarının hatırladığı gibi karşı kamplarda da yer aldık. Zaman zaman. Farklı adaylara oy verdik ve tartıştık da ama hiçbir zaman da bu mülkiyenin de büyük şansıdır. Tuncer söyledi, değindi, ben de söyleyeyim. Mülkiye, yani bir örnek vereyim size ilgilenenler için. Tek kulaktan dolma bilgilerin dışında Sencer Dimitrioğlu'nun anıları çıktı. Bir başkasının yazdığı ya, başkalarının aktardı. Orada İktisat Fakültesindeki hiyerarşik ve otoriter atmosferle mülkiyenin o demokratik ve eşitçil atmosferi arasındaki farkı çok iyi algılarız. Ve bu farkı katkı yapanların başında da benim açımdan İsmail abi gelir. Kendisine şükran ve sevgilerimi aktarmaya fırsat verdi. Emri vaki yapıp Sayın Dekan. Ona da teşekkür ederim. Bu kadar. Tabii Sayın Hocam, burada nazımız geçeceğini düşünerek böyle bir oldu ama sağ olun hocam, teşekkür ederiz. Mikrofonu dolaştırabiliriz. Özdemir Hocam, Abdullah mikrofonu karşısında. Bu konuda bugün çok önemli bir günümüz. İsmail abimizin, İsmail hocamızın
belirli bir süre ülkede hizmetinden ötürü toplanmış bulunuyoruz. Kendileriyle Finans Derneği çalışmaları esnasında tanıştık. Moskova'daki günlerimizi hatırlıyorum. Necdet Selin abimizle beraber otele geliyoruz. Sabahleyin çıktık, akşama kadar yürüdük tabii. Arabalara falan binmiyoruz. Bizden sadece 100 metre geriden geldi İsmail hocamız. Ben hatırlıyorum, kamu maliyesi ve maliye politikası kitapları bizim dönemimizde, bizim ülkede öğrenci olduğumuz yıllarda sınavı kazanmak için, maliye müfettişliği ve hesap uzmanlığı sınavını kazanmak için mutlaka okunması gereken kitaplardı. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Sayın Türkiye'de, hanımefendi Türkiye'de her başarılı erkeğin arkasında bir başarılı kadın vardır düşüncesiyle. Saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Bir şey yapabilir miyim? Fakültede sen bir olay anlattın. Aziz Köklü ile şeyin Atilla Karaosmanoğlu'nun. Onu anlatır mısın? Anlatırım tabii. Şimdi Necat Erdem'in Atilla Karaosmanoğlu ile Atilla Karaosmanoğlu ile Aziz Köklü. İstersen ben anlatayım. Siz de anlatabilirsiniz de Necat Erder'in rahmetli Amma kitabında yazmıştınız. Necat Bengül'ün. Necat Bengül'ün. Necat Erder'in. Necat, onu anlatın. Necat Bengül'ün. Şimdi Aziz Köklü ve rahmetli hocamız iktisat, önce şunu söyleyeyim müsaade ederseniz. Ben Amerika'dan geldikten sonra 76'da mülkiyeye intikal ettim. Aslında 59 mezunuyum. 2 yıl fark var aramızda. Fakat mülkiye geleneği icabı ben Necdet Selin'e de Sayın hocamıza da abi derim. Mülkiye geleneği olarak. Bir yıl bile fark abilik, ablalık için önemlidir. Ve ben abi diyordum. O kitabı Necat Bengül'e armağan kitabını çıkarırken benden de bir yazı istenmişti. Şimdi Necat Bengül çok iyi bir iktisatçıydı ve bizim bulunduğumuz yıllarda mülkiyedeydi. Aziz Köklü vardı. Aziz Köklü hocamız iktisatı Atilla Karaosmanoğlu'yla beraber son sınıfta imtihana giriyoruz. Spor salonunda. Tabii bu kitabında, notlarında bizde kitap falan yoktu. Bizim bir tek kitabımız vardı okuduğumuz yıllarda mülkiyede. O da Yavuz Abadan'ın kitabıydı. Amme İdaresi. Amme hukuku. Başka kitap yoktu. Hep teksirlerle geçiştirdik. Teksirlerle okuduk. Muhittin Keskin, hiç unutmam. Teksir Muhittin Keskin. Başarılar diler diye bitirirdi. Ve biz o tekstilleri okuyarak ülkeden mezun olduk. Şimdi Aziz Köklü hocamız iktisat çok iyi bir insandı. Allah rahmet eylesin diyorum kendisine. Aşağıdaki salonumuzun ismi Aziz Köklü salonudur. Aziz Köklü hocamız Atilla Karaosmanoğlu ile beraber sınava geldi. İktisat sınavına. Sınıflar bölünürdü. 10 dersimiz varsa 10'a bölünürdü. 20'şer kişi o gün sınava girerdik. Bizim sınıfta da, grupta da 20'ye yakın insan vardı. Şimdi Atilla Karaosmanoğlu çok iyi biliyor. Fakat Aziz Köklü de biliyor. Notlarında yok. Notlarında yok. Biz ezberlemişiz. Maliyet eğrileri, ortalama maliyet eğrisi, işte toplam maliyet eğrisini minimum noktada keser. Niye keser? Nasıl keser? Hiçbir açıklama yok. Niye keser diyor. Cevap veremiyoruz.
Bunun üzerine çık diyor, 0-1-2 sabahleyin imtihana girenler, imtihana girenler hep 0-5 arasında notlar aldılar. Atilla Karaosmanoğlu vermiyor not. Öğleden sonra yemeğe gittik. Hocamız geldi, Aziz Köklü. Sıra kimde dedi, hocam ben de dedim, gel Özdemir dedi, şu Atilla gelmeden birkaç kişiyi geçirelim. Tabii. Şimdi bunu kendisi söylüyor. Bu bence işte biraz önce söylediğim bizim hocalarımızın büyük olgunluğunun çok güzel bir örneği. Evet. Düşünebiliyor musunuz? İstanbul İktisat Fakültesi'nde bu olay olsun. Çok önemli bir gelişme yaşıyordu bizim kuşaklar. Fransız, Alman kültüründen ya da paradigmasından iktisatta Anglo-Sakson paradigmasına geçiliyordu. Hocalarımız şeyde yetişmişti, daha çok Fransız ve Alman ekolüyle, o şeylerle çok değerli insanlar doktora almış. Ama fakülte ve şey Anglo-Sakson iktisadına geçiyor. Dolayısıyla Anglo-Sakson iktisadı egemen oluyor. Şimdi sınavı yapan profesör, yanındaki Atilla Karaosmanoğlu, benden 3 yaş büyük. 3 yıl önce, değil mi Necdet? Yanlış mı? 3 yıl önce alıyor şeyi, profesör olan insan, olgunluğa bakın, Aziz Köklü'yü anlatıyor. Yanına alıyor asistanı, sınava asistan egemen oluyor. Kendi bilgisi değil, asistanın bilgisi egemen oluyor ve millete kalıyor. Ondan sonra da diyor ki, Özdemir sen gel, bir de birkaç kişi getir yanında diyor. Ve birkaç kişi geçirelim. Öyle değil mi? Yani bu olgunluğu gösteren, hocalarımızın olgunluğunu ve bizi aşacaksınız zihniyetini gösteren ve bizim şükranla duyduğumuz bir olaydır. Onu vurgulamak için. 1959 mezunuyum, Haziran mezunuyum. Ve o yıllarda fakültede dediğim gibi kitap yoktu. Amme hukuku kitabı vardı. Sadece Yavuz Abadan hocamızın, Allah rahmet eylesin. Diğerleri teksirle idare ediyordu ama hepsi hocaların hocası denildi. Yaşlı oldukları için değil. Ben mesela Fadıl Hakkı Sur'dan bahsediyorum. Bana örnek olmuştur hocalık hayatımda. Arkada sınıf arkadaşları kızlar konuşuyorlar. Tabiri caizse kaynatıyorlar. Fadıl Hakkı Hoca gözlüklerini kaldırdı böyle. Kadınların sohbetinden hoşlanırım ama meclislerine dahil olmak şartıyla diye bir espri yaptı. Ve sınıfta çıt diyor, çıt diyor. Bir hoca olarak ne kadar büyük bir ders oldu benim için. Hayatım boyunca hiç unutmadım. Hocam size uzun ömürler diliyorum. Eşiniz hanımefendiye de çok teşekkür ediyorum. Sizin gibi bir eşi. Türkiye'nin sermaye, bırakın hocalığı bir tarafa, Türkiye'de sermaye piyasası kurulu diye bir kurul kurup geliştirmiş olmak ve sizden sonra bozulmamış olması o kurumun ne kadar sağlıklı kurulduğuna işaret eder. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Efendim, önce Sayın İsmail Türk'e ve Sayın Peşin'e saygılarımı sunarak başlayayım. İsmail abiyle tanışıklığımız 50'lerin başlarına gidiyor. Yani bir hayli eski öğrenciler olan 50'li yılında girip 55 yılında bitirdiğim için İsmail Türk de o yıllarda öğrenciliğe son verdiği için böyle öğrenci başlangıcı ve öğrenci bitiminden doğan bir göz aşinalığımız var. Daha sonra 60'lı yılların başından itibaren benim asistanlığım ve Sayın İsmail Türk'le birlikteliğimiz başladı. Dünyanın da Türkiye'nin de büyük değişiklikler geçirdiği yıllar, doğrusunu isterseniz. 60'lardan itibaren
bugüne kadar hem dünya hem Türkiye büyük değişiklikler geçirdi ve biz bu değişiklikleri yaşadık. Bu değişiklikler her yerde oldu. Yönetim biçiminde oldu, demokrasinin gelişiminde oldu, askeri ihtilallerde oldu, yaşadığımız mekanın değişmesinde oldu, cebecinin değişmesinde oldu, mülkiye binasının değişmesinde oldu, her şeyde oldu. Ve mülkiye bu arada Sayın Türk'ün de öğretim üyeliği yaptığı bir kadroyla Türkiye'de iktisat eğitiminde önemli değişiklikler gerçekleştirdi, doğrusunu isterseniz. Burada Sayın İsmail Türk'ün mali eğitimine katkıları ciddi rol oynar. Mesela Tuncer Bulutay'ın ekonometrinin Türkiye'deki gelişimine yaptığı katkılar da büyük rol oynar. Korkut Boratav'ın büyüme teorilerine, büyüme sorunlarına yaptığı katkılar da rol oynar. Ve bir şeyi hatırlıyorum. Demin işaret etti Tuncer Bulutay. Hemen karşı tarafta Maliye Enstitüsü vardı. Bizim orada uzun yıllarımız geçti Maliye Enstitüsü'nde. Adı Maliye Enstitüsü'ydü ama bütün maliyeciler, iktisatçılar hep bir arada otururduk. Ve Sayın Türk'ün de o dip tarafta ufak bir yeri vardı. Onları tekrar etmeyeceğim ama hatırladığım bir şeyi tekrar belirtmek istiyorum. O Maliye Enstitüsü'nde geçen o yılların, yani özellikle 60'lı yılların, 60'lar, 65'lere kadar filan, 65'te, 75'lere kadar geçen dönemin hem mülkiyenin gelişmesinde, hem mülkiye eğitiminin gelişmesinde, Türkiye iktisat eğitiminin gelişmesinde ve Türk siyasal hayatının gelişmesinde çok ciddi rolü olmuştur. Orada kimler geçti? Sadun Arender geçti, Aziz Köklüler geçti, Necat Bengüller geçti, herkes geçti. Dışarıdan gelen insanların kolay, rahatlıkla tartışabileceği bir köşede böyle koltuklar vardı, otururduk. Ben hatırlıyorum defalarca. Sadun Arem gelir, Necat Bengül gelir başlangıçta o ölümünden önceki zamanlarda. Uzun uzun ve serbestçe tartışılırdı. Bu tartışma ortamı o dönemde Türkiye'de hiçbir eğitim kurumunda yoktu. Mülkiye o dönemde bu değişimi sağlayan ciddi bir rol oynadı. Çok ciddi bir rol oynadı. Ekonometriyle Türkiye aşağı yukarı mülkiyedeki bu gayretlerle tanıştı. Maliyede modern bir maliye eğitimine geçiş büyük ölçüde maliye mülkiyede gerçekleşti. İktisatta bu Keynesyen iktisadı ve ondan sonrasını tabii Türkiye'ye duyuran, öğreten geniş ölçüde mülkiye oldu. Ve geniş ölçüde de o maliye enstitüsündeki çalışmalar, tartışmalar oldu. Herkesin sırayla bir masası vardı böyle ardı ardına giden. Herkes orada çalışırdı. Arada bir de dinlenmek için küçük sesle tartışmalar yapılır, konuşulur, ufku genişletilirdi. Büyük değişiklikler geçirdi. Türkiye değişiklikler geçirdi. Cebeci değişiklikler geçirdi. Bir kısmı iyi oldu, bir kısmı kötü oldu. Mülkiye'de değişiklikler, mülkiye değişiklikler geçirdi. Ama değişmeyen bazı şeyler var. İsmail Türk Hoca pek hemen herkesin İsmail abisi oldu, İsmail hocası oldu. Umarım bu hiç değişmeyecek. Kendisine uzun ömürler diliyorum. Teşekkür ederim. Sadece küçük şey ekleyebilir miyim? Hepimizin isimleri geçiyor. Reşat Aktal'ı da zikretmek evet, istiyorum. Vahdet Aydın. Vahdet Aydın işletmeden bizim çok sevgili arkadaşımız. O enstitüde Vahdet yukarıda şu yanda otururdu biliyorsun. Onlar içinde yok. Reşat Aktal'ı da zikretmek istiyorum. Bir olguyu da belirtmek istiyorum. O zamanlar 1960'ın başlarında Amerika New York Üniversitesi ile fakültenin bir anlaşması vardı. O anlaşmada bizim asistanlar Amerika'ya gidiyordu. Onların da hocaları fakülteye geliyordu.
Bunlardan birçoğu, gelen hocalardan birçoğu şeydi, o kadar çok değerli değildi ama aralarında birinci sınıf olanlar vardı. Mesela Wasserman, istatistikte birinci sınıf bir istatistikçiydi. Bir de Hayman, hatırlarsınız herhalde. Hayman, sen hatırlıyor musun? Hayman diye kamuoyunu zannediyorum dünyaya getiren 3-4 kişiden biriydi yanılmıyorsam. Onlar da bizle otururdu. Şimdi gözümün önünde Wasserman'ın oturduğu yer, pencere yanında. Hayman'ınki de arkası pencereye dönüyor. Çok iyi hatırlıyorum. Necdet'te de ben yan yana oturuyordum. Çok güzel bir ortam oluşturduylar. Bunu vurgulamak istedim. Yani bu Amerikalıların da bizim Maliye Enstitüsü'ne büyük katkısı olmuştu. İsmail abim de katılıyor. Onu da belirtmek istedim. Sağ ol. Evet, hepinize katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Şimdi dışarıda küçük bir ikramımız var. Orada sohbetimize devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Sağ ol.